Şimdi manuel fırçada göstermek istiyorum. Şöyle düz, eski tip, sapı düz, kılları dümdüz biten, dikdörtgen başlıklı bir fırça tercih ediyorum. Çoğunlukla orta sertlikte ya da yumuşak, orta sertliğin bir tık altındaki yumuşak fırçayı öneriyorum hastalarıma. Bunun iki tekniğini anlatacağım size. Aslında fırçalamanın birçok tekniği bulunmakta ve hekimden hekime de tavsiye edilen teknikler değişebilmekte. Yalnız benim kullandığım, sıklıkla kullandığım iki teknikten birini şimdi anlatacağım. Bu da diş eti çekilmesi olan bireylere travmatik fırçalamaya bağlı. Yani çok aşırı fırçaladığı için diş eti çekilmesi olan bireylere önerdiğim fırçalama yöntemi. Bu bireyler çok fazla böyle ileri geri böyle diş etlerinden fırçasını çıkarır gibi fırçaladıkları için diş etleri bir süre sonra çekilmeye başlıyor. Herhangi bir aktif diş eti hastalığı ve diş taşı olmamasına rağmen bu ön bölgelerde özellikle diş etlerinin yukarılara doğru gittiğini görebiliyoruz. Bunun da tabii ki tedavisi var. Onu da isterseniz sonra anlatırım. Ancak böyle bir ağza sahipsek öncelikle fırçamızın bir tık daha yumuşak olmasını istiyorum. Bunda da benim tercih ettiğim fırçalardan bir tanesi Tepe'nin Select Soft'u ya da Kuraprox'un 5460 isimli diş fırçası. İkisi de düz fırçalar ve yumuşak fırçalar. Buna fırçalamada, her iki fırçalama tekniğinde de fırçamızı ıslatmıyoruz. Mercimek tanesi kadar, bezelye tanesi kadar bir macun yeterli olacaktır. Macunun çok fazla bir etkisi yok. Çünkü zaten ağzınızda 2 dakika kadar kalıyor ve mekanik fırçalamayı kolaylaştırması ve bir miktar kimyasal temizlik dışında çok fazla bir rolü yok aslında. Düz, hiç macunsuz bile fırçalamak planın kaldırılmasına yeterli. Yani önemli olan fırçanın yaptığı iş. Şimdi diş eti çekilmemiz var. Nasıl fırçalayacağız? Fırçamıza macunumuzu koyduk. Islatmıyoruz. Köpürmesini istemiyoruz macunu. Şimdi üst çenemizde şöyle diş etine doğru, nasıl göstersem, açılı bir şekilde, şöyle 45 derece açılı bir şekilde diş etimize fırçanın kılları yukarı bakacak şekilde yerleştiriyorum. Bunu isterseniz yakın plan anlatayım. Şimdi diyelim ki üst çenede 5 derece açıyla şu şekilde yerleştirdik diş etimize. Sadece diş etinden dişe doğru süpürüyorum. Döndürüp süpürüyorum. Döndürüp süpürüyorum. Hiçbir şekilde diş etimi yukarı doğru ittirmiyorum. Sadece aşağı doğru süpürme hareketi yapıyorum. Ve bu hareketi aşağıda kesikli bir şekilde yapıyorum. Ve şu iki dişimi 5 kere süpürdükten sonra bu iki dişime geçiyorum. Şu şekilde yukarıdan aşağıya üst dişlerimi sırayla süpürüyorum. Alt çenede ise fırçalamamın tekniği aynı. Fakat bu sefer fırçam aşağıya doğru bakıyor. Şu şekilde, hop gösteremedim. Şu şekilde aşağıdan bu sefer yukarı doğru süpürüyorum. Şöyle. Yukarı doğru süpürüyorum. Hiç aşağı doğru itmiyorum. Sanki diş etini dişin üzerine çekiyormuş gibi süpürüyorum. Aşağıdaki dişlerimizi fırçalarken, iç kısımlarını fırçalarken yine alt dişlerin diş etlerinin içine değiyor. Süpürüyorum. Yukarı doğru süpürüyorum. İki dişimi 5 kere yapıyorum ve bu şekilde bütün alt dişlerin iç kısımlarını fırçaladım. Yine üst dişlerin de iç kısımları var. Bu üst dişlerin de iç kısımlarını fırçalarken yine üst dişlerin dış kısımlarını fırçaladığım gibi fırçam yukarı bakıyor ve bu şekilde aşağıya doğru süpürüyorum. Şimdi dış yüzeyleri ve iç yüzeyleri fırçaladık. Yalnız alt ve üst, en ön köpek dişleri dediğimiz şu yandaki dişlerimize gelene kadar olan ön bölge dişlerimizin alt ve üst çenede iç kısımlarını, yani şöyle arka kısımlarını fırçalayabilmek için fırçamızın dik tutulması gerekiyor. Yani şu şekilde ağzımı göstereyim. Şu şekilde dik tutmamız gerekiyor.
böyle dik tuttuğumuzda şu şekilde yuvarlatıp alt dişleri aşağıdan yukarı doğru her dişi tek tek ve 5 kere olacak şekilde süpürüyoruz. Üstlerin iç kısımlarında da bu sefer fırçalama yönümüz yine üst çenede hep yukarıdan aşağı doğru şu şekilde yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya aynaları kirletecek şekilde biraz böyle üst dişlerimizin içlerinde fırçalıyoruz. Şimdi dişlerimizin dış kısımlarını ve iç kısımlarını fırçaladık. Şu an dişlerimizin çiğneyici yüzeylerinde çürük oluşma riskine karşı şu şekilde ileri geri hareketlerle fırçalama işimiz bittikten sonra istersek dilimizi de fırçalayarak fırçalamayı bitirebiliriz. Dil temizliği çok olmazsa olmaz bir temizlik değil. Ama eğer dilinizin üzerinde yarıklar varsa ve oraya plak doluyorsa, ağız kokusundan şikayetçiyseniz dil temizliğinizi de dişlerinizin fırçalaması bittikten sonra fırçanızla yapabilirsiniz. Fakat bu diş et çekilmesi olan kişiler için önerdiğim fırçalama tekniğiydi. Diş et çekilmesi olmayıp diş eti hastalığı olan kişiler için ise önerdiğim fırçalama tekniğinden de bahsetmek istiyorum. Demin söylediğim gibi dişle diş etinin birleştiği, bu pembe ile beyazın birleştiği çizgiyi temizlemek hedefimiz. Yine fırçamız düz. Yine aynı şekilde ıslatmıyoruz. Mercimek tanesi kadar bir macunu koyduk. Ve alt çenemizi önce göstermek istiyorum. Alt çenede yine fırçamız aşağı doğru bakıyor. 45 derece dişle yapacak şekilde şöyle önden göstereyim. 45 derecelik bir açı yapacak şekilde bakıyor dişimize. Yandan baktığımızda şu şekilde diş etinin içine giriyoruz. İleri geri, sonra yukarı doğru süpürüyoruz. İleri geri, süpür. İleri geri süpür. Yani diş etinin şu iç kenarını şu şekilde süpürerek götürüyoruz. Yine üst çenede de diğer teknikte anlattığıma benzer olarak bu sefer yukarı bakıyor fırçamız. İleri geri ve süpürüyoruz. İleri geri ve süpürüyoruz. Bu fırçalama tekniğinin temel farkı bu. Yani diş etinin içine yerleştirme, hafifçe ileri geri hareket ederek diş eti kenarının içini temizleme, sonra da yukarı doğru süpürerek dişin yüzeyini temizleme. Yine diğer anlattığım içlerin temizliği, alt ve üst ön dişlerin iç kısımlarının temizliği ve çiğneyici yüzlerin ileri geri temizliği bu fırçalama tekniğinde de sabit. Şimdi ipimizi 35-40 cm kopardıktan sonra orta parmakları uçlardan başlayarak dolayacağız. Bu kadar kaldıktan sonra kapatacağız parmaklarımızı, işaret parmaklarımızla tutuyoruz ipi ve işaret parmaklarımızın arasında minicik bir ip kalıyor. Parmaklarımız neredeyse birbirine değiyor. Alt çenede diş ipi kullanırken kollarımızı yukarı kaldıracağız, ip yönü aşağı doğru bakacak ve iki diş arasına girerken yapmamamız gereken şey bastırmak. Yani eğer bastırırsak ve temas noktasının iki dişin birbirine temas ettiği noktadan ip kurtulursa alttaki diş etini kesme, zedeleme ihtimali var. Ancak bastırmadan geri geri hareketlerle diş ipini o temas noktasından geçirdiğimizde böyle bir sorunla karşılaşma riskimiz kalmıyor. Yerleştirdim. Daha sonra dişi içten dıştan tuttum. Ve öne doğru sardım dişi C şeklinde. Daha sonra ileri geri hareketlerle diş etin altına doğru ipimi kaydırıyorum. Ve bu arada bu ileri geri hareketlerle bu aradaki plağı temizliyorum. Ve diş etine kesinlikle zarar vermiyorum. Daha sonrasında bu aralığa bakan diğer dişe ipimi sardırıyorum. Yine ileri geri yapıyorum. Ve diş etinin altına iniyorum. Ara fırça kullanımındaki amaç da aslında diş ipi kullanımındaki amaç da aynı. Ara bölgeleri temizlemek. Yalnız dişleri daha ayrık olan kişilerde ara fırça kullanımı biraz daha diş ipine göre kolay olabiliyor. Bundaki de kullanırken kürdan gibi bu şekilde ileri geri giriyoruz. Dişin arasını içeri dışarı hareketle temizliyoruz.
Ancak gene dikkat edeceğimiz şey diş eti kenarını atlamamak. Diş etinin o kenarını ve hemen giriş bölgesini de bu şekilde hafif aşağı doğru fırçayı yerleştirerek diş etini zedelemeden ama o diş eti kenarını da atlamadan bir temizlik işlemini burada gerçekleştiriyoruz. Ara fırçayı da diş ipini de bütün dişlerin aralarına yapmak gerekiyor. Arayüz bakımındaki diğer bir yardımımız ise yine Oral-B'den Superfloss dediğimiz bir ip. Bu ipin de normal diş ipine göre farkı ne diye soracak olursanız ya da kimler kullanır. Bu ip şöyle bir ucu misinalı, şu ortasında kalın bir ipi olan, uç kısmında normal ince bir diş ipi olan bir diş ipi diyeyim. Bu özel olarak krom ve köprüsü olan ya da ağzında tel tedavisi olan yani braketleri olan kişilerde iki dişin arasına ip girmeyeceği için bu şekilde misinalıdan iki dişin arasına girerek köprünün böyle gövde altını yani boş dişin altını temizlemek için kullanılan bir ip ya da tel tedavisi sırasında tellerin arasından geçmek için bu misina kısmından faydalanılıyor. Bu da o şekilde bir ip. Yani fırçalar aslında pek çoğunun iddia ettiği gibi ara bölgeleri temizlemekte yeterli değiller. Yani sadece diş fırçalamakla tamamen ağız bakımını tamamlamış olmuyoruz. Yani ağız suları ıslak bir lavabo düşünün. Lavabo temizliğinde sadece oraya bir çamaşır suyu döktüğünüzü sonra böyle suyla üstünden su akıttığınızı düşünün. Nasıl o lavabo temiz olmuyor? Yani oradaki o film tabakası, ıslak zeminde oluşmuş o film tabakası nasıl sadece kimyasal uygulayarak oradan gitmiyor? Aynı şekilde ağızda da aynı durum geçerli. Yani biz sadece çalkalayarak plağı diş yüzeyinden ayıramıyoruz. Çünkü o güçlü ve birbirine bağlı bir mikrobiyal topluluk. Bizim sadece böyle bir çalkalayarak onu ağzımızdan atmamız, dişlerimizin yüzeyinden sıyırmamız mümkün değil. Yani asıl önemli olan diş fırçalamak ve arayüz bakımını yapmak. Ara fırça olabilir, diş ipi olabilir. Beyazlatma üzerine çok fazla soru geliyor. Onunla ilgili de bir video çekmeyi planlıyorum. Onun dışında yine diş eti sağlığıyla ilgili aklınıza gelen, danışmak istediğiniz, daha detaylı göstermemi istediğiniz şeyler olursa yorum kısmında bırakabilirsiniz. Sağlıklı gülüşler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.